Sayın seyirciler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Türkiye'de de 8,5 milyon engelli var. İstanbul'da gerçekleşen etkinliklerde engelliler hayata meydan okuduklarını bir kez daha herkese gösterdi. 3 ila 10 Aralık tarihleri Dünya Engelliler Haftası. Engellilerin karşılaştıkları zorlukların aşılmasında önemli bir hafta. Türkiye'de 8,5 milyon engelli var. Bu da nüfusun %12,5'unun engelli olduğu anlamına geliyor. Bayrampaşa Belediyesi'nin organizasyonuyla engelli sporcular, engelsiz olmayın sloganıyla bir araya geldi. Zorluklara meydan okudular. Önlerindeki engeller kaldırıldığında neler yapabileceklerini bir kez daha gösterdiler. Şampiyon sporcular köpek balıklarının bulunduğu havuza tüplü dalış yaptı. Hayata meydan okuyan sporcular su altında ok attı. Hedefi 12'den tutturan milli sporcular izleyenlerden de uzun süre alkış aldı. Gösterinin ardından milli sporcular su altında pankart açarak seslerini duyurdu, başarılarını kutladı. Sporculara sembolik kupalarını Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner verdi. Suyun altında hiçbir engel kalmadı. Suyun altında ulaşım sorunu yaşamadık. Ayaklarımızın olmaması bize artık bir dezavantaj olmaktan çıkmıştı. Her şey, yani sporda engelin olmadığını vurgulamak istedik. Sporda hiçbir zaman engel yok. Aslında burada bulunmuş sebebimiz zaten onlar. Yani bir şeyler yapabileceklerini gösterebilir. Bir başka etkinlik de Bağcılar'daydı. Birlikte yemek yapıyoruz projesiyle Türkiye'nin 7 bölgesinden gelen engelliler takım halinde yaptıkları yemekleri jürinin beğenisine sundu. Yarışmada birinciliğe kara lahana sarması ile Karadeniz bölgesi layık görüldü. Yarışma dereceye girenlere verilen ödüllerle son buldu. Ve kış soğuk yüzünü gösterdi.